Hepinize merhaba arkadaşlar. Elime şöyle bir fotoğraf makinesi geçti. Çalışmıyor, arızalı. Yani batarya ölü. Bu cepte. Ancak başka arızası var mı bilmiyorum. Şöyle ölçüm yaptığımda 3.7 volt batarya 2.66. Bunun şarj cihazı da yok. Ve pahalı. Alsanız batarya şarj cihazı falan elinizde kalacak. Ne yapacağım? Bunu buradan kesip içini boşaltacağım. 18650 pille bir bağlantı yapıp çalıştırmayı deneyeceğim. Çünkü onlar da 3.7 voltla çalışıyor. Şöyle başlayalım. Tam şöyle yatay keseceğim, ikiye ayıracağım. Yani pil de elimizde patlayabilir. Yani kasaya tam olarak sahip olmak istiyorum. Çift kaplama atmışlar. Bu taraf artı, bu taraf eksi. Lanet şeyden kurtulduk. Kasa niye lazım? Şu iç kısmı komple boşaltacağım. Bütün devreyi. Sonrasında 18650 pili bağlayıp bu kasayı içine yerleştirmem lazım. Bu nedenle kasa önemli. Mümkün olduğunca az deforme etmeye çalıştım. Şu parçayı da çıkaracağım. Çünkü burayı temizlemem lazım. Burada ne kadar elektronik eleman varsa sökülecek. Dikkatli olmak lazım. İnce işçilik istiyor. Ona da başlayalım. Temizliği yaptıktan sonra ohmmetre ile bağlantıları kontrol edeceğiz. Hata olmasın. Şimdi şöyle göstereyim. Bunlar pilin dış kısmı. Bir taraf artı, bir taraf eksi, bir taraf T. Tahminim burası artı. Çünkü şöyle takılıyor. Pilimiz nerede? Eksi taraf. Şurası. Buradan lehim atacağımız, kablo uzatacağımız yeri buluyoruz. Bağlantı yoksa zaten haşattır. Birisi burası. Şimdi önce kolay yerden başlayalım. Artıdan. Tekrar kontrol. Evet. Burası tamam. Şimdi şu kısmı bulmamız lazım. Birisi şurası. Buraya bir kablomuzu atalım. Muhtemelen bu ve şu birleşecek. Evet. Bu da doğru. İyice sağlamlaştıralım bunu. Şimdi tekrar kontrol edelim. Tamam. Tamam.
Yani şu iki dıştaki plaka önemli. Ortadaki işte. Onu da şuradan zannedersem bağladık mı? Bakalım. Temas yok. Zaten olmayacak. Yani şu plakanın iki çıkışı var. İkisini de lehimledik. Şimdi ucunu lehimleyeceğim. Şimdi şu parçayı buna takacağız. Şu ufacık şey için bu kadar uğraşmak o kadar saçma geliyor ki bana. Yani şu an anlatamam yani. Ne diyorlar? Derede boğulma mı diyorlar? Arkadaş gir işte yerine yani. Derdin ne? Şanssızlığımız bunun orijinal pili değil bu. Yaptık bu arada. Sıkıntı yok, çalıştıracağız. Çakma pil olduğu için dış kasamız da yok. Yani kasaya bakar mısınız? Normalde bunun nasıl olması lazım? Şöyle gerçek bir kasaya sahip olması lazım. Ancak bu ucuza kaçılmış. Dolayısıyla bir türlü dikdörtgen haline ya da kare haline getiremedim. Olmadı. Nasıl yapacağım? Şimdi şöyle güzelce kapattım bunu İran yapıştırıcısıyla. Bir deneyeceğim yani makine sağlam mı yoksa bozuk mu? Bozuksa boş yere hiç uğraşmayayım. Bunu böyle içine yerleştireceğim. Şimdi alt kısımda bir yayı var bunun. Dolayısıyla üstten baskı olması lazım. Buraya bir şey sıkıştırıp boyun nasıl olsa tutuyor değil mi? O kadar da değil. Evet. Çalıştı. Demek ki makine çalışıyor. O zaman bunu bir şekilde kasa haline getireceğiz. Haricen 18650 pille çalıştırabiliriz. 3.7 volt zaten bu. Sıkıntı yok. En son toplayıp buna bir kasa haline getirip ne yapabilirim? Karton olur, metal olur. Şöyle en son bitmiş halinde gösteririz, makinede çalıştırırız, videoyu kapatırız. Buna bir kasa ayarlamam lazım. Diyeceksiniz ki ıslak mendiller ne alaka? Hepsinin bir sebebi var. Geleceğiz oralara. Şöyle koyalım. Şu telefonun pili buraya tam olarak oturuyor. Tabi yerleri farklı. Kalıp olarak alacağım. Bakın. Tam giriyor. Biraz boyu uzun. Onu hallederiz. O sıkıntı değil. Şimdi bunu kalıp olarak alacağım ama malzeme lazım. Tam olarak buraya oturuyor. Ne diyoruz? İyi bir ninja bulunduğu ortamda rakibini alt edecek 100 tane silah bulabilmeli. Ne yapacağız? Bunu keseceğiz. Tamam, sanki adamlar bunun için yapmışlar. Şu an kendimi açtığımı hissediyorum ya. Ya şu emekler umarım boşa gitmez. Çok kişiye ulaşır bu videolar. Uğraşıyoruz ama kısa çekiyoruz. Abi videonun tamamı yok diyorlar. Uzun çekiyoruz, izlemiyorlar. Sonra lazım olunca video bulamıyorlar. Hakaret, küfür, bunları da işitiyoruz. Böyle çözümsüz bir yerdeyiz. Hikaye paylaşıyorum bir tane platformda. YouTube'da yok biliyorsunuz. Adam hikayeden bana mesaj atıyor. Yarın bu diye. Arkadaş hikaye zaten o. Yani şöyle Reels videosunun işte ne derler kısa videonun belli bir kısmını paylaşıyorsun. Üzerine tıklayınca da videonun tamamı çıkıyor. Bu video diyor yarım diyor haberin olsun. Sağ ol ya. Yani şöyle bir tarafını hafif yontacağız. Islak mendil kapağından yaptığımız kasamız hazır. Bakalım çalışacak mı? ...18650 pilimiz nerede? Burada. Burası kırmızı artı siyah eksi. Evet. Görüntü her şey geldi. Oo, zoomluymuş. Şimdi kasamızı hallettik, bitirdik. Biraz işte elektrik cıvanta falan attık. Çünkü içinden çıkmayacak. İçinde sabit kalacak. Pil dışarıda duracak. Bu şekilde çünkü aldığınız piller de çok uzun süre dayanmıyor. Çöpe gidiyor. Her defasında pil almak çok mantıklı değil. Pilli kullanım ömürleri kısa. Bu şekilde daha uzun süre kullanılır. Son hali bu şekilde.
Sahte bataryamız içeride. Şurada bir boşluk vardı. Oradan kablosunu geçirdim. Şöyle bir soket yaptım. Videonun başında ve açıklamalarda da yazdım. Burada da söylüyorum. Buraya kabloyu lemlerken pilin artı ve eksi tarafını iyi bilmeniz lazım. Pilin üzerinde yazıyor. Buradan aldığınız artı çıkış buradaki artıya denk gelmeli. Eksiye denk gelirse problem olur. Cihazınız arızalanır. Eksi tarafı lehimlerken iki tane çıkış veriyor kartta. O iki çıkışı birleştirmeniz lazım. İkisi bir olacak. Artık bu soket sayesinde neresi artıydı neresi eksiydi diye düşünmeye gerek kalmayacak. Soketi takıyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Güzel makronladım. Ömürlük oldu. Powerbank. Ne demiştik? BMS devresi olacak. Zaten bu tek powerbank. Voltaj çıkışını da ölçtüm. 5 volt değil. Üzerinde 5 volt yazıyor. Değil. 3.7 volt çıkış veriyor. Tam istediğimiz voltaj. O yüzden bunu modifiye etmedim. Olduğu gibi bıraktım. İleride sıkıntı olursa içindeki 18650 pili çıkarırım. Yeni pili lehimlerim ki zaten öyle yaptım. İçindeki pili beğenmedim. Yeni pil taktım. Çalıştıralım. Gayet güzel, başarılı, net. Ve yaptığım testlerde normal pili yarım saat falan çekim süresi sağlıyor. Fakat bu pille çok daha uzun süreler aldım. 2 katı, 3 katı diyebilirim. Mesela şu anda videoyu çekiyorum. 15 gündür makineye dokunmadım. Yani pilde de bir boşalma vesaire olmadı. Bu arada güzel makineymiş. 8x zoom'u var. Alışmışız dokunmatik ekrana. Çok yakın yaptık. Netleyemedi. Bu kadar arkadaşlar. Videomu burada son veriyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.